Ben 1932'nin 4. ayında doğmuşum. Doğum yerim Kastamonu Küre ilçesi Çaybuku köyü. Annem, babam hepsi sağdı o zaman. Babam ta annem ben askere giderken vefat etti. Ondan sonra gayrı güçlükten beri biz kendimiz sırrımızın çobanı da olduk. Ondan sonra Kur'an'ı da okuduk şeyde ezberden hocalarda. Son zamanda bize okul geldi. Okul yoktu önceden. Ben askerde öğrendim yazıyı. Biz üç kardeşiyiz. Benim çok çocuğu olmuş annemin, üç kardeş kalmışız biz. Ondan sonra abim vardı benim, 340'lu. Askere gitti o. 4 sene yaptı askerliği. Alman harbi vardı. Benim küçüklüğüm işte, küçüklükten beri biraz köyde işimizin olduğu kadar çalıştık. Bir okul vardı, okulu yaptırdık kendimiz, müteahhitliğine çalıştım. Okulun müteahhitliğini ben yaptım orada, benim abimle. Ben de tabii yokluk geçirdim, ne gün ne gördük. 43'te bütün millet cimit derle bir şey vardı, onu yedi. O kadar zahmet çekti 43'te. Keten tohumundan yaparlardı, bezir çıkar, bezir yağ. İşte onun cimidini bile yedi insanla. Bir şey bulamadı, kıtlık çoğuldu. Sabredeceksin. Her sıkıntıya sabretmezsen bir şeyi kazanamazsın. Yokluğa da sabredeceksin, varlığına da. Neden olursa olsun. Ben aşağı yukarı 45'te evlendim. 13 yaşımda evlendim ben. 61 sene hanımla vakit geçirdim. Aynı, başka köyde yakın köylüydü. Biz onu küçükken aldıydık. Benim yanımda yetişti. 2 sene ayrı durdu. Kız kardeşim vardı, öldü. Çiçek hastalığından. 7 yaşında öldüğü gibi anneme ağlamadan şey edemedi. Kayınbabam da kardeşlik edinmiş. Annem. Abi bana dedi, kızı vereceksin dedi, benim hanımı. Ya benim de bir kızım var, bir ufak kız var emme dedi, çok ufak. Sen dedi ondan idare edersin, sen bana kızı ver, ben duramayan dedi, ağlayan annem. Annemin 19 tane çocuğu olmuş. Hepsi ölmüş. Biz 3 çocuk kalmışız. O kız da 7 yaşında öldüğü gibi annem boyun durmadan ağlayan. Gayri rahmet olası kayıntam, ben dedi köye varayım dedi, bakalım dedi. Köye var ya. Kayınlama soruyor, Kadim diye, böyle böyle diye. Anşar ablam diye, şey, bizim kızı isteye, ne diyeceğiz diye. Eğer diye, beni diye, her cuma oraya götürürsen, kızı ver derin sana diye. Götürmezsen, verme derin sana diye. Öylelikle, kayıntam bize haber gönderdi gayri işte o zaman. Annem, babam gitti, oradan aldılar, götürdüler. 2 sene ayrı kaldık biz. 2 sene sonra bize düğün ettiler. Elveda Yılmaz. Ya onun bir tane yarattıydı Allah. Ömrü hayatında o küfür bilmezdi kızım. Eve bugün 10 kişi gelsin, onunla da yemek vermeden çıkarmazdı. Ben de camiye giderken cama çıkardı. Bizde cam derle, pençire var. Pençireyi çıkardı, Mehmet derdi, kimsenin lafına karışma. Sana 5 kuruş isterlerse senden 10 kuruş ver. Bir kimseye karışma, yalnız da derdi, eve misafirsiz gelme derdi. Misafir canlıydı, rahmet olasın. Sonra Ankara'ya geldik, 65'te geldim ben çalışma için. O zaman buraya geldim ben çalışmaya, köyde hanımla çocukla kaldı. Ben fırıncılıkta çalıştım, fırıncıda, ekmekçilikte çalıştım.
Burada öğrendim. Ne bileceksin ki? Buraya geldikten sonra, 65'te buraya geldim ben, bir fırına girdim. Orada öğrendim. Oranın şeyi, patronu dedi, Mehmet dedi, emmi derlerdi bana. Ben yaşlıydım o zaman ya. 65'te yaşım az emmi, adam benden küçüğüydü, emmi derdi bana. Burada bir ay kalırsam, iki ay kalırsam gerisini köyde yaşadım, hanımla. Hanımla köyde daha iyiydi bizim işimiz, çalışıyorduk hem. Hem de zaten o bırakmazdı beni, nereye gideceksek onunla beraber giderdik. Bana şuraya gideceğiz deyince İstanbul'a gidelim dedi. Ölmeden 6 ay evvelim gittik kızımızın yanına. Oradan buraya geldik, Ankara'ya gidelim dedi. Ankara'ya geldik, burada çocukların yanında durduk. Eskiden bak ne kadar birbirine sıkıntı olsa ayrılmak istemezdi hanımımız bizden. Çünkü eski zamanın şimdiki gibi değil. Şimdi iki gün üçe evleniyorlar, iki ay sonra ben boşanacağım diye gidiyor. Boşanıyorlar. Ama bizde öyle bir şey, adet yoktu memleketimizde. Öyle boşanma, evlendikten sonra Cenab-ı Allah ne kadar ömür vermiş. Bak ben 61 sene yaşadım hanımla. O zamana yadan, işte Cenab-ı Allah bize ne yazdıysa öyle oldu. Bizi de bırakıp da gidince biz de burada kaldık ne açar. Benim 6 çocuğu oldu. 8 tane ama birisi ben askerdeyken oldu, öldü. Bir tanesi de bir kızım olduydu. O kız da hastalandı, İnebolu'ya götürdü, İnebolu'da vefat etti. Hepsini 5'ten çıkardık anca. Köyde başka okul yoktu. Aynı yerine anca 5'den okullardı. Şimdiki gibi öyle ortaokul, lise, öyle bir şeyi zaten bilen yoktu bizim zamanımızda. Allah razı olsun, gelinlerim de bakıyor bana. Bak, kızlarım da bakıyor, hepsi bakıyor baba. Hepsi iyiledi benim için. O kızım da öyle, hem Kur'an-ı Kerim'i öğrendi. Ona Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'i rüyasında görmüş. Hiç okumuşluğu yokken, sabahleyin demiş, kızım namazını kılınca sen Kur'an-ı Kerim'i eline al da oku demişler rüyasında. O kalkıyor, ben de okuyamam diye, ben de hiçbir şey bilmeyen diye, bir harfini bile bilmeyen. Kalkıyor, abdestini alıyor, sabah namazını kılınca, bakalım diye şu Kur'an-ı Kerim alayım diye, okuyabilen. Alıyor eline, Allah ona bir şey, ilham veriyor, okumaya başlıyor. En büyük pişmanlığım, önceden babam gelin beni Kur'an-ı Kerim'den okutmadığı pişmanlığım var benim. Şimdi ben işte 20 gün oluyor ben başlayalı işte. Ben herkes okuyorken baktım, ben buraya gelin 2 ay oluyor. Ulan baktım herkes okuyor, bak benim hemen hemen ben yaşlı olanla da okuyor. Ben hemen hocaya dedim, hocam ben de okuyabilir miyim? Ben sadece düz de verin, Kur'an-ı Kerim de verin dedi, eğer sen okuyabilirsen dedi. Ben bu Kur'an-ı Kerim'i öğreneceğim dedim. Hocaya danıştım, 20 gün oldu işte bak. Hocam ben dedim okuyabilirim, okursun dedi. Ben sadece cüz vereceğim dedi. Cüzü bitireceğim ben sana Kur'an'a geçireceğim dedi bak. 20 gün oldu, ben Kur'an'a geçeli 3 gün oluyor. Aşağı yukarı bir sayfasını ezberledim. Onu geçtim. Dün akşam yeniden Kur'an-ı Kerim götürdü hoca. Benim uçuna. Kur'an-ı Kerim'in arkasına yazdı benim ismimin nesli, bunu ben sadece hediye ediyorum dedi. Hocam ben parasını yok dedi. Ben kendimden alıyorum bunu dedi hoca, Allah razı olsun. Benim başka ne pişmanlığım var şimdi, ne bir şey var. Ancak ne zaman öleceğin Allah'ım onu bilecek. Keşke bana bak imanla alsa da kurtulsak derin, başka bir şey demem. Ölüm deyince seviniyorum ben ölürsem. Eğer Allah iman nasip eder de ölürsem, ben nasıl olsa öleceğim. Orada olanla bekleyelim şimdi.
kıyamet kopacağını. Ben ölümden hiç korkmam. Bugün Cenab-ı Allah ölümü verirse ben sevinirim. Çünkü bu dünyada durdukça günah kazanıyor insan. Hiç bizim yere bastığımız günah kızım. Ya beni izleyenlerden anasına babasına itaat etsin, başka türlü bir şey yok. Anne baba olmadıktan sonra bir insan evde huzur olamaz.